Merhabalarım, ben Serdar ve değerli Skolzba İskerim'e hoş geldiniz. En son ne yaptığımızı unuttum. Yo, Mehrunes Dagon'un görevlerini yapmıştık galiba. Hatırlıyorum değil mi? Mehrunes Dagon'un görevlerini mi yapmıştık galiba? Hiç hatırlamıyorum şu anda. Neyse, şimdi anlayacağız zaten. 14-15 FPS'de oynuyor, neden böyle yaptığını anlamadım. Facecam'ı denedim, çok kastı. Daha önce kasmıyordu. Daha önce çünkü Facecam'lı videolarımız vardı, hatırlıyorum. Slender the Arrival Facecam'deydi. Başka facecam'le videolar çektim mi ben? Hatırlıyor muyuz? Ne çektim? Çektiysem. Skyrim'in bir kısmını facecam'le çektim. İlk başını. Onu hatırlıyorum. İlk birkaç videoyu. Orada kastığını hatırlıyorum. Başka Mount & Blade'i çekmedim. Neyse saçmalamayalım. Mehrunes Dagon yani saçmalamayalım derken çok kasıyor. Boşu boşuna harcamayalım şeyi. Artık onu da kasayı aldığımda. Yetenekler kron aldıkça yükselir. Rakiplere vurdukça silah yetenekler. Aman hepsini biliyorum. Hadi o, hadi. Sanki bir dünya yüklüyorsun diyeceğim. Bir dünya yüklüyor çünkü. Gir. Başarılı bir güç saldırısı rakibin tökezlemesini ve şey yapmasını sağlar. Çüş! Çüş! Hah, geri dön böyle adam gibi ol. 12-13 FPS nedir kardeşim? 12-13 FPS nedir ya, neyse. Ben ne yapacaktım? Şey yapmıştık biz. Bu ne? Gözlü mü korkut? Yok. Dur bakalım. Her taşın altına bak, karanlık dönüyor. Kiralık kasları bu an boşver sana ya. Alacak karanlık kabrine git, boşver bunu. Kurt diye bağıran adam. Kurt kafası. Mağarasını temizle. Yasak efsane. Seda sanatı. Şafağın söküşü. Bunu yapalım. Meridian'ın bir daha direndiği görevlerini. Aman! FPS gene coştu ha. 9 FPS ne ya? Hop! Hemşerim ne oluyor? Oo! Rahatsız oluyorum ben bu işten. Haberiniz olsun. Wow! Ne oluyor ya? Şimdi fırlatacağım laptopu. Düşme, kal öyle. Grafikleri düşürmek istemiyorum. Daha fazla düşürürse çok berbat olacak. Zaten düşüşe aldım, ortaya aldım. Ya ne biçim laptop almışım? Laptop falan almayacağım. Bir daha asla, asla ama asla oyun oynamak için laptop almayacağım. İyi olur diye düşünmüştüm. İstediğim yere götürürüm ama istediğim yere götürmüyorum da. Hiçbir altaya yaramıyor. Keşke bunun yerine şey yapsaydım. Capture kart falan alsaydım. Hayır! 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 Neden? Hah! Kendine gel şöyle. Sinirim bozuldu bak. Sinirim inanılmaz bozuldu şu anda. Ne oldu sanki? Bu ne? Evet. Gene Skyrim'in şeyi değil mi? Oyun ayarları. Fare hassaslığı arttır. Dur. Başka şeyler de vardı bunun. Hatırlıyorum. Hayır, kaydetme. Ben istediğim zaman kaydet. Ha? 5 dakika. Hayır, kaydetme istemiyorum. Ha? Güzel. CFR kaydetti. Koy bakalım oraya. Ne olacak? Oo, nereye ka? Evet, öldük. Cennete gidiyoruz artık. Ya neden hani bunun otomatik özellikleri arasında altyazı yok? Neden? Hani adam yerine koymuyorlar mı bunlar? Dünya şeyden Amerika dışındaki veya İngiltere dışındaki şeyleri insanları. Ben bunu anlayamıyorum. Asıl şey orada ne diyorlar? Asıl şey o zaten. Hani daha fazla şey, daha fazla satış yapıyorlar orada. Daha büyük kitlesi dışarıdan İngilizce bilmeyen insanlar şey yapıyor. Şöyle bir tane altyazı koy gitsin. Aha, gene FPS şey yaptı. Ya yalvarırım yapma. Yalvarırım yapma. Ya 9'a düşüyor bak. Şüş, yüksel. Lütfen. Ne diyorsun? Tamam, adamın tapınağına girmişler. Aferin ona. Aferin.
Aferin ona. Hiç umurumda değil biliyor musun? Bir tane daha direkt karşı geldiği için ona şu anda hayran oldum. Fanboy oldum onun yani şu anda. Senin şampiyonun mu olacağım? Kupa alacak mıyım? Günün soğuk esprisi de geldi. Bana biraz şöyle serden ama direkt yapacağım ben. Sanki aktiğin tercih etme şansı varmış gibi beni yukarı çıkardın. Başkası bunu nah yapardı kuzum. Bu oyunda bir tek ben varım. Ne yapayım? Çabuk konuş. Çok yavaş konuşuyorlar. Malkoran mı? İsmi birazcık malmış. Tamam. Tamam kardeşim sorun yok. Bırak beni gideyim artık. Ne geveze çıktın sen de be. İyi, güzel. Aha FFS'e yerine geldi yani. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Hani neyle alakası var bilmiyorum. Bu aralar böyle kasıyor. Meridian ışığını tapınak boyunca artık neyse hadi gidelim. Nereye gideceğim? Aşağıda mı? Hah şey gidecektim değil mi ben? Hah doğru. Gizli gidecektik sonunda be. Gizlilik yeteneğim çok güzeldi. Çok iyi, çok güzel bir gizlilik yeteneğim var. Ona çok bakımlı böyle. Diyet yaptırıyoruz gizlilik yeteneğime. Çok iyi bir gizlilik yeteneğim vardı. Şöyle gizli kalıyordum. Evet etraf hep karanlık ara şeyler dolu. Anlaşıldı. Zaten savaş potasının şeyi. Tuzak olmaz herhalde bakalım. Kurumuş cesede bakalım. 25 altın. Hay hay efendim. Bu ne? Kurumuş ceset. 80 altın. Güzel. Yavaş yavaş telefon parası çıkarıyoruz. Veya bu durumda mürekkep parası. Durduramıyorum kendimi. Kusura bakmayın. Bu çok esprileri de sürekli yapıyorum. Tuzak olacak bir yerlerde diye düşünüyorum aslında ama. Daha tuzak falan görmedik. Hemen lootlama işlemlerine devam. Yağmalayalım. Ölülerden çalıyorum şu anda. Kendimi çok kötü hissettim. Çok kötü hissettirdi bu. Gelin bakalım gelin. Gizli gizli gideceğim. Beni görmeyeceksiniz. Tabii kapıyı açarsam bam diye ses çıkacağı için beni herkes görmüş olacak ama. Hayda. Buraya giriş yok mu? Buraya giremiyor muyum? Aha kurumuş ceset var gene. 106. Teşekkürler kaptan. Yok böyle bir kol, bir düğme, bir şey. Yok orayı açamıyorum herhalde. Veya artık bu odadan mı açacağım? Ne yapacağım? Karışık mı? Açtım. Açıldı mı orası? Aa çok ilginç. Öte bu var burada başka bir şey yok ki. Bu ne? Bilenmiş kadim kuzeyli kılıcı hasar 10. Bana ne be? Az önce çıkan sesi dilimle yaptım hani. Ne yaptın hani? Ne ayak gibi. Benim hançerim şu anda kaç vuruyor? Onu da merak ettim. 62 vuruyor. Güzel. Bu 74 vuruyor aslında. Bu da iyiymiş ama hançer 6 kat hasar vereceği için şey yaptığın zaman gizli gizli gittiğin zaman iki taraftan da gizliyor mu? Belki bir gizli bir sandık vardır ya. Hayır, iki taraftan da yanacağımızı okuyacaklar. Sakin sakin şöyle ilerleyelim. Hayaletlere şimdi hançerle hançer çekeceğim. Hayaletlere bıçak çekeceğim. Kimseye görünmeden gidiyorum. Sanki birini duyar gibi yani. Dostlarım. Bu ne? Kurumuş ceset. İmparatorluk askerlerinin canını okumuşlar. Buradan
orada anlayabildiğim olay o. Sinsiliği arttıracağım. Birazcık şey yapayım. Sinsilik çok önemli. Çok. Şurada da bir tane İmparatorluk askeri var. Onu da yanmalayalım. Sinsilik çok önemli. Düşmandan kaçarken veya düşmana şey yaparken çok işime yarıyor. Hani düşman ne kadar güçlenirse güçlensin gene sinsiliği şey yapamıyor. Anahtarla mı açılabilir? Oraya mı gideceğiz illaki? Şimdi ne yapacağız burada? Ha. Anladım, tamam, sakin olacağız. Açıldı mı o kapı? Güzel. Bu ne? Ha, kafatası toplandı. Topa benziyor bakın. Şuradan şöyle baktığınız zaman topa benziyor. Hop. Attık mı öyle? Nereye gitti bu? İyi şut çekmişim. İyi şut çekmişim. Çok ileri gitti. İnsanların kafataslarıyla top oynuyoruz. Oyundaki tanrılar bize çarpacak. Aha. Hasta la vista baby. You're going to die. Öleceksin. Kuzum. Pişt. Aslanım. Kaplanım. O bir tane daha var. İki kişi bekliyor orada. Ha. O zaman yaya alırız elimize. Kara gölge. Bir öl lütfen. Teşekkürler. Aha gelen var. Lan bir git. Dur, sana yapacağımı biliyorum. Bir şey sorabilir miyim aslanım? Senin silahlar nerede? Direkt üzerime geliyorsun hiçbir şey yapmadan. Çok ilginç değil mi? Çelik ok alalım. Diğeri nerede ya? Hah, ruhani kalıntılar. Çelik okları alalım hep. Bir tanesi de o taraftaydı değil mi? Güzel. Orası birazcık böyle şey görünüyor. Acayip. Sanırım orada başkaları da var. Tam emin değilim ama. Benim az önce vurduğum eleman nereye gitti? Ha. İmparatorluk kılıcı var, boş ver. Bir tanesini böyle yavaş yavaş arkadan yaklaşıp hançerle öldürmeyi deneyeceğim. Peki burada neler var? Tabak, tabak, yıpranmış tabak. Hep tabak. Sanki yemek yiyen var. Hep buraya tabak koyuyorlar. İnsan bir cevher koyar, bir silah koyar, ruh cevheri koyar değil mi? Bir altın koyar. Bakın mesela burada altınlar var. Tabağı ne yapacağım kardeşim? Tabağı ölüler ne yapacak? Allah aşkına boş boş tabak koymuşsunuz bile. Yanına bir insan bir tabağın üzerine bir yemek koyar, bir şey koyar değil mi? Ben buradan gidemiyorum. Ben buradan giremiyorum. Şuradan geçeceğim. Evet. Hayır. Ve geçtim. İçeri nasıl gireceğim? Ha, oradan. Hayır, oradan da giremeyeceğim. Çok hoş bir şey yaptık. Ne yaptığımı anlamadım ama. Şimdi bir ana bir tane kapı gibi bir şey gerekiyor değil mi? Buradan kapı gibi bir şeyin olması gerek. Peki biz o kapıyı nereden vuracağız? Sağa sola giden kapı yok. Hemen hızlı bir şekilde şurası açık görünüyor. Oraya nasıl gideceğim? Buradan buraya atlayacağım. Oradan oraya atlayacağım. Sonra oraya gideceğim. Anlaşıldı. Bakalım gerçekten de düşündüğüm gibi miymiş? Gerçekten de düşündüğüm gibi miymiş? Sanırım düşündüğüm gibi ama beceremedim. Hayır. Çok fazla atlayacağımı düşürüp geri yapıyorum. Öyle olunca daha geri atlıyorum. Tamam, bu sefer normal atlayacağım. İstersem ileri atlayayım. Hiç sorun değil. Tamam, aha bak hallettik. İçeri giremiyorum bu sefer de. İyi mi? Ne yapacağız? Ha orası boşmuş be. Tüh Allah'ım ya Rabbim. Tamam tamam sakin sakin sakin.
Geçin, geçin. Ah, gerizekalı. O kadar şey yaptı. İnsan bir silahına şey yapar yani, bir kullanır bence. Hani bak, ben bile sen silahını kullan diyorsan demek ki sende bir sorun var. Ben seni düşman olarak böyle bir tavsiyede bulunuyorsam, sen ne düşünüyorsun? Şey kok varmış adamlar değil. Altın al, yakutu boş ver. Hop, hop, sakın. Şurada balık. Bu ses ne ya? Neyse, garip garip sesler duyuyorum, boş ver. Dayama olan normal bir şey. Tamam, bunlar sanki bana tuzakmış gibi geliyor. Hoho! Hoho! Dostlarım! Ben geldim, gizli gizli geliyorum, canınızı okuyacağım. Ağzınızı burnunuzu kırmaya geldim. Aa, çok güzel bir olaymış, hoşuma gitti. Şuradan devam etmeden önce şuraya bir yağmalayalım. Burada herhangi bir tuzağı var mı? Yok. Hah, idare eder şeyler, tamam. Dinç iyileşme iksiri aldım en azından. Hadi bakalım, yolumuza devam. Benim oraya çıkmam gerek. Aman be. Al, al. Oba, oba. O kadar basit. Ha, ben böyle engellemiş mi oldum yani şimdi onu? Tamam. Tamam, yeter. Hemen elimize savaş baltasını ve birine bu şeyi aldık. Sen oradan oklarını sıka dur. Ben de senin yanına geliyorum. Evet, şey değil, Tolgar deliye döndü şu anda. Tolgar aynı zamanda GTA 5 online'daki karakterimin de adı. Her yere ben Tolgar çağırıyorum. Tolgar efsanesi her yerde devam ediyor. Az kuvvet iksir falan var. Ondan önce şunları halletmem gerek. O taraf açıldı ama arka tarafta ne olduğunu merak ediyorum. Burada ne var? Karmaşık diyor. Peki böyle yapsak açılır mı? Hemen şöyle yapsak, peki şöyle. Neden açılmıyor bu ya? Hah. Teşekkürler. Açıldı burası. Güzel, o sandığı da ben alayım. Aa, çok kötü başım ağrıyor. Yo, başım ağrımıyor şeyden. Kulaklıktanmış ha. Kulaklık çok fena baskı yapıyor şu anda başıma. Hadi bakalım. Oba! Yer mi sallandı, bana mı öyle geldi? Daha 5 dakika şu kulaklığı düzeltmem gerek. Çok fena ağrıyor başım. Şimdi dur, düzelteyim. Oh. Tamam. Ha, şimdi daha iyi. Herhalde şimdi daha iyidir diye düşünüyorum. Kara gölge balkon mu? Balkona çıkıyoruz. Onki donki kanka. Onki donki. Şuracık da şuraya çekeyim ben. Hadi bakalım. Kılıçlar baltalardan, baltalar da güçlerden daha hızlı. Ama güçler baltalardan. Var mı? Canımı okumak isteyen hayalet, gölge falan. Ha, şurada bir şey varmış. Kasıyor. Buna bir çözüm bulmak gerek. Neden bu şey yapmıyor? Nereden? Hah. Elf oku, altın çizmeler, kristal savaş baltası, avarnaz, büyük kılıcı, bunlar hep masrafısı, boşverin bunları. Kara gölge harbelerine devam. Hadi bakalım. Şimdi kara gölge demelerinin bir sebebi varmış açıkçası buraya. İçeride sürekli bir kara gölgelerden oluşan canavarlar, yaratıklar, bir şeyler var. Sanki ben buraya daha iyi önce gelmiş gibiyim diyeceğim ama. Önden çekilir misiniz? Oba.
Çok güzel. %150 hasar verdiği zaman hemen şey yapıyor. Bunların hepsi imparatorluk askerlerinin lanetlemiş ruhları. Kim tarafından lanetlendi? Bir ölü çağıran tarafından. Ölü çağıran ne? İşte ölüm şeyleriyle uğraşan manyağın teki, öyle diyeyim. Bir tane büyücü türü. Genellikle diriltme büyüleriyle, kontrol yaratıkları kontrol büyüleriyle falan uğraşıyor. Arkamdaki kapı açıldı değil mi? Gelin bakalım, gelin. Aslanlar, kaplanlar, ceylanlar, koyunlar, eşekler. Ama keçi gibi de inatçısınız yani, keçiler. Bunların hepsi keçi, kara keçi. Dünya sayısıyla o kadar fazla değil, iyi oldu kara keçi olmaları. Burada buranın esprisi ne? Hiçbir şey yok. Ha, burası bir sütunmuş. Ben burayı bir oda zannettim. Hayır! Sakın! Hayır! Oh be! Bir kere takılmıştım öyle. Çok kötü olmuştu. Bug gibi bir şey var. Olduğunuz yerde kalıyorsunuz. Bazı yerlerde oluyor öyle. Yerine normalde hareket edebilmeniz gerekiyor Skyrim'de ama bazı yerler işte çok acayip. Açayım ben bunu. Şunu aldım. Şunu aldım. Kusursuz ametist. Her yerde var bana. Kusursuz yakut lazım sanırım. Oba! Ben de o gözler ama ben de o göz. Neyin açıldığını çok merak ediyorum öyle yapınca. Yani neyin olduğunu, ne yaptığımı, gene neyi kurcaladığımı, neye sebep olduğumu. Hemen şuraya doğru şöyle bir adım atalım. Gel gel gel. Dur, buradan gelmem. 5 dakika. Geliyorum. Bekleyin. Doğru, ters taraftan geliyorsunuz ya. Ha, buradan geleceksiniz işte. Gel bakayım aslanım. Çok harika. Nerede bu? Ha. Çelik kokumu bana geri ver. Çelik kokumu bana geri ver diyorum ama çelik kokumu ben sıkmadım. Altını al. Var mı burada bir şey? Görünmüyor. Bu ne? Kızıldağ Savaşı. Engelleme yeteneğim arttı. Çok güzel. Ne işe yaradığını hiç anlamadım ama hiç engellenmiyorum ben. Çünkü daima iki çift silah kullandığım için. Altını al. Benim kalkanım var mı? Yok kalkan. Izgramor kalkanı. Büyü direnci %20 artar. Sağlık %20 artar. Tamam hadi ben bunu kullanıyorum. Hadi bakalım böyle devam edeceğiz. Bundan sonra böyle. Direkt şey yapacağım. Hiç yer yok. Gizli gizli gitmek yok. Ölüme çıkana bin tekme. Gel. Hadi gel. Vur bakalım. Hop. Ben kalkan kula... Oba! Ne yapıyorsunuz ya? Hadi sık. Haha. Hemen yağmalayacağım. Vay pislik. İşte bu kadar. Çelik okumu bana geri ver diyeceğim ama çelik okumu zaten benim değildi. Kurumuş ceset 20 altın. Bu şeyler sayesinde çok zengin oluyorum. Oraya gidebilir miyim peki ben buradan? Aa gittim. Çok güzel. Meridyan ışığına buradan devam etmeyeceğiz herhalde ama orta tarafta bir şey varmış gibi görünüyor şu anda bana. Bakalım ne var? Yağma alınacak. Yağma. Aman aman çok acıdı. Gıdıklanacak o. Koyduğunuz tuzağa bak. Adamların koydukları tuzak anca adamı gıdıklıyor işte. Ne yapsınlar adamlar da. Elden gelenlerin en iyisi bu. Şimdi. Defin balası boş görünüyor. Bu ne? Burada defin balası. O da boş değil. Ametist almayacağım. Defin balası. 1-2 altın, 1-2 altın derken zengin olacağız gerçekten. Şu anda kaç altınım var? 11.302 güzel. O şeyden sonra demircil geliştirmek için o kadar harcadım paradan sonra iyi oldu bunlar. Oraya şey yaptık. O da onlar da oraya doğru bir şeyler yaptı. Neresi açıldı peki? Aşağısı mı? Aşağısı açılmış. Hadi bakalım. O ışık bana bir şekilde zarar verdi. Bana yardım etmesi gerekirken bana zarar verdi ama olsun. Hadi bak. O da bende olsun. Yeraltı kara gölge yeraltı mezarlıkları dedi. Evet, FPS'e gene düşüyor, dili gibi. Ne
Hoş geldin dostum, kardeşim. Senden şöyle içindekileri şeyleri alalım. Bir tek kılıç varmış. Fakir bunlar da fakir ya. Bu zaten ölüm büyücüsünden ne yaparsa yapsın sürekli gidiyor. Fakir şeyleri saldırıyor. Altın alayım ben. 1-2 altın, 1-2 altın. Güzel. Onu da yaptıktan sonra kapımız mı açıldı? İyi. Ve anlamadığım şey, o ölüm büyücüsü nasıl kapıları açtı? Şey olmadan, ışık olmadan. Madem ışık başka yerdeydi. He? Nasıl açtı? Nasıl açtı? Nasıl açtı? Aleykümselam beyim. Malkoran, işin bitti senin. Abicim sizin ölmeniz gerekiyor ya. Oba! Bunların işlerinden birisi şey. Ha gördüm seni. Gördüm 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 gördüm. Hop! Bak ama şey yapıyorsun. İşte bu kadar. Sizin gitmeniz gerekiyor yalnız şu anda. Oğlum sizin gitmeniz gerekiyor ya. Yani büyücüyü öldürdüysem onun çağırdıklarının da gitmesi gerekiyor ama çok sadıksınız yani. Sadık olmak güzel bir şey. Sadakat iyi bir şey. Ama yani hoş olmuyor, onu söyleyeyim. Pek hoş karşılanmıyoruz yani biz burada. Ben buraya misafir olarak geliyorum ve adamların yaptıklarına bak. Misafirlere böyle davranıyorsunuz diyeceğim. İki tane ceset mi var burada? Yok. Adam sadece bayağı şey yapmış. Oo. Burada bayağı bir şey var. Bayağı bir altın var. Burada katliam olmuş resmen. Bu kim? Kurumuş ceset. Kurumuş ceset. Malkuran'ın kendi bedeni yok mu? Şafak Söken'i ele geçir. Hayır. Hayır. Ben yeryüzünde kalmak istiyorum. Hayır. Hayır. Meridia. Hayır. Kötü Meridia. Kötü Meridia. Skyrim'deki çoğu kuzeyli ejderhalar efsane sanıyordu. Şimdiye kadar. Skyrim'deki birçok kuzeyli beni de efsane sanıyordu. Ama şimdiye kadar. Ben de efsane değilmişim. Hayır Meridia, kötü Meridia. Uf. Kötü Meridia. Öcü. Ama sen iyisin, sen iyisin. Teşekkürler. Bu iyi, bu iyi bir daire. Bak buna yardım edeceğim. Teşekkürler kızım. Teşekkürler dostum. Dawnbreaker yanına alıyor. Yapacağım. Deneyeceğim bunu. Buna son Dawnbreaker'la gidelim bakalım. Şafak Söken'le. Kılıcı alacağım. Senin adına bu kılıcı kullanacağım. Bu sanırım iyi bir daire. Evet hatırlıyorum. Meridia iyi sayılan daireden bir tanesiydi. Ki onlar da fazla yoktur. Düşüyoruz! Düşüyoruz! Tamam. Tamam. Hayattayız. İyi. Tamam. Şimdi silahlar. Şafak Söken. Wood Red var aramızda. Şafak Söken var. 10 puan yakar ve bir hortlak öldürüldüğünde etrafındaki hortlaklarda da yakan bir patlama olma ihtimali vardır. 36 vuruyor lan bu. Bu tek elli mi? Evet. Yalnız şakası yok. Çok karizmatik görünüyor. Ben bunu bir geliştirmeye çalışayım haritada. Bakalım nasıl geliştireceğiz. Şeye gidelim. Akçaya gidelim. Böylece Meridian ışığı şeyinde bitirmiş olduk. Demirci dükkanlarında tüm silah ve zırhlar demircinin yetenekleri ve kullanılan malzemeye bağlı olmadan da geliştirilebilir. Demircilik kazanımları geliştirilen eşyanın sayısına göre artar. Demircilik kazanımları, ha. Eşyanın sayısına göre artmıyor, eşyanın değerine göre artıyor. Başkalaşım büyüleri fiziksel dünyanın ve doğal zevklerinin değiştirilmesini sağlar. Bu yetenek suda nefes alma, büyülü zırh, ışık topu gibi büyülerin kullanımını kolaylaştırır. Evet, gene dostlarımız FPS diplerde. Neyse,
Şeye bakabilirim yanında. Dawnbreaker geliştirildi değil mi? 49 oluyor, seçkin oluyor ama onun için külçe abanoz gerek. Gel bakalım, sana bir şey soracağım. Böyle bir saat bekleyelim. Hadi. Şimdi senden bir şey satın almam gerekiyor. Hıh! Sen bir şey satmıyorsun ya. Bir insan bir çalışır, bir çalışır, bir yardım eder. Neyse sen de çalışıyorsun da. Tamam, onlar var, onlar var. Bana külçe abanoz gerek. Külçe abanoz. Külçe abanozun yok mu? Külçe abanoz olmaz bu insanın ya. Külçe abanozun nasıl olmaz senin kuzum? Neden olmaz ki bunun külçe abanoz? Külçe abanoz gerek bana. Sende var mı? Tamam, bana sadece külçe abanoz gerek. Hah! Hepsini alıyorum. Oha, param bitti. Don't forget to check inside the shop if you need anything. Seçkin neden yapamıyorum ben buna? Geliştirecek kazanama... Ney? Sahip mi değilim? Ney? What? What the hell? What the hell? Olmadı bu ama. Demircilik nerede? Sahibim ama. Hani bayağı bildiğin sahibim. Aa, daha da demirciliği. Çok ilginç. Neyse. Hiç anlamadım ben bu işi. Tamam, eve koyarım ben bunu. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.